Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaçış oyunu serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Hep geçmişte kaçış oyunları oynuyorduk bilgisayardan. Şimdi görevimiz bu geri zekalı odanın içinden çıkmak. Ama nasıl çıkacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Pencereyi açabilir miyiz lütfen? Ve ben bunun gerçek hayattaki versiyonunu tasarladığım ilk bölümü hapishaneden kaçışa hoş geldiniz. Tabii bu bölümde tek başımayım, bu bölümde yalnızım. Eğer bu seriden daha fazla istiyorsanız şu an videoyu aşağıdan beğenirseniz ve bu seri 200 bin like geçerse yeni bölümleri gelecek. Bence hayatımda yaptığım en güzel serilerden birisi bu olacak. Eşi benzeri yok, muhteşem bir kaçış oyunu serisi ve ilk bölümünde tekim. Ben şu anda hapishanede bağlı bir şekildeyim. İki tane hakkım var, bir eşya hakkım var, bir de ipucu hakkım var bölüm boyunca. Mesela bunların ne olduğunu kısaca göstermek için şöyle başlayalım. Benim bulunduğum durumlardan kurtulmam gerekiyor ve bunları geçmem gerekiyor. İlk bölüm olduğu için şimdi mesela eşya hakkımı kullanıyorum. Bana ekibimiz eşya verecek. Bu durumdan kurtulmam için. İple bağlamışlar beni çünkü. İlk eşya. Evet, törpü güzel, ver. Sen şerefsiz misin kardeşim? Yani video tabii hemen. Ben yılmam kardeşim. Bu video tam beyni olanlara göre. Eğer zeki bir insansınız bu videoyu beğendiniz bile zaten. Filmlerde hep bu törpülerle ipleri kesiyorlar. Ben de şuradan gücümle çıkaramıyorum. Demek ki törpüyle açmam lazım. Yavaş yavaş törpüyle ip kesmek kolay bir iş değil. Sabreden ermiş, muradını erermiş. Törpüyle kesmeye başladım ipi. Aldı! Güzel. Tamam, ilk şeye geçtik. Eşya hakkımı bence boşa kullandım. Çünkü normal kolayca bir şekilde de çıkabilirdim ama siz ilk bölümden anlayın diye yaptım. Bu iplere ihtiyacımız yok da. Hadi yallah. Evet, kullandığım bir eşyayı başka bir yerde kullanamıyorum. Serinin diğer kurallarından birisi de bu. O yüzden yolladım. Evet, şimdi ortamı inceleyelim. Bir hapishane hücresindeyim. Kapı kilitli. Şurada aslında açabilirim. Şuradan açtım ama... Şey kilidi var, güzel. Şifrelerin hepsini teknik ekibimiz hazırladı. Ben nelere ne koyduklarını bilmiyorum. Sadece gittikçe zorlaştığını söylediler. İlkine bakalım. Bana yemek hazırlamışlar. Eyvallah, süpersiniz. Şuraya koyalım mesela. Şimdi çok basit. 3 tane aynı yemekten var. Bir tane farklı yemek koymuşlar. Kesin farklı yemekte bir bokluk var. Gel. Kesin yemeğin içinde bir şeyler var. Gel. Yemem gerekiyor mu bunu? Yiyeceğim herhalde. Ne yapacağım? Yani bitirmek zorunda mıyım? Tadı kötü bunun. Aha. Bak şerefsizler. İlla elim pislenecek değil mi? İlla elim pislenecek bir anahtar çıktı. Başka bir şey var mı? Yok. Her yere fasulye ya. Ya niye fasulye koyuyorsunuz? Sevdiğin bir şey koysaydın. Köfte, pilav koysaydın. Aha dur. Bak burada bir şey var. Kaşık takıldı. Burada bir şey var. Bu ne lan? Ooo! Altına not koymuşlar. Hadi bakalım. Oyun başlasın o zaman. Oyun başlasın. Geldi notumuz. Ay. Nasıl sıçayım? Not fasulye olmuş. Fasulye yağı olmuş. Gel bakalım neymiş bakalım. Fasulyeli notumuzu okuyoruz. Şöyle bir kağıt. Üstünde fasulyelerle birlikte notumuz. Ben de yıllar... Dur. Kalın sesimi yapayım böyle hikaye gibi olsun. Ben de yıllar önce bu hapishaneye düşmüştüm. Büyük isyandan tek kurtulan ben olmuştum. Buradan kurtulmak için bir saatin var. Eğer çıkmayı başaramazsan bir daha asla kurtulamayacaksın. He amına koyayım kesinlikle. neyse olayı bozmayalım. Sadece zeki insanların kurtulabileceği şekilde bir bilmece hazırladım. Umarım başaran ilk kişi sen olursun. Veya sonsuza kadar unutulursun. Şeytanın bol olsun evlat. Bunu kim yazdı? Yani arkada birisi mi var beni sevmeyen? Ölmemi istiyor falan burada. Adını vermemiş ama şöyle bir not yazmış. Not bırakmış en alta bak. A harfi yazıyor bak şurada. İlginç. Not. Ben bir çarşamba günü saat 11 ile 15 arasında kurtulmayı başarmıştım diye not düşmüş. Yani bunu verdiğine göre... Bunu bir yerde kullanmamız lazım. 11 ile 15 arasında çarşamba günü kurtulmuştum diyor. Ben bu kağıdı saklıyorum. İşimize yarar belki biraz sonra. Göt cebime koyuyorum. Göt cebim yok. O zaman ciğerime koyayım. İçime atayım şöyle bir yerde dursun. Koydum. Evet. Ya fasulyenin içine anahtar koymak ne ya? Çirkin ya. Evet, ilk şifremizi açtık o zaman. Devam edelim. Hayırlı olsun. Fasulye geldi diye bu zorlanıyor. Kardeşim. Gel. Hayırlı olsun ikilcimiz. Birinci şifre. Let's go. Gel. O zaman başlıyoruz. Selamun aleyküm. Oyunumuz şimdi cidden başladı. Terk edilmiş hapishanedeyiz ve neler var neler var. Burası kilitli, tamam, burada bir olay yok. Burada normal kilit var.
Burası yemekhane. Yemekhanede sayılı bir kilit var. Sayılı kilitler güzel, severim. Burada da koğuş var. Aa bak, koğuşun içi gözüküyor. Gel bakalım. Selam, kimse var mı? Koğuş arkadaşlarım. Yok galiba. Yani böyle bir koğuş arkadaşınız olsun istemezdiniz zaten. Selam kankiler. Düşse koğuşa geliyorum. Ne haber koğuş? Var dendi. Anahtar. Koğuşçu. Etrafa baktığımızda bir sürü kitap mitap var yerlerde. Yani muhtemelen bu kitaplardan bir tanesi şu yemekhanenin kapısını açıyor olabilir şurayı. Bakalım. Bu kitapta zibilyon tane şey var. Bu kitap boş. Bu kitapların üçü de aynı kitap. Bunları yana koyuyorum o yüzden. Aynı kitap olduğu için farklı bir kitabı aramak lazım. Aynı. Dosyalar. Dosyalar boş. Boş. Ama burada bir şey var, gel. Muhasebe defteri gibi bir şey var lan. Aa, faturalar falan yazıyor. Oğlum şuna bak. Şurada zibilyon tane rakam var. Tek tek bunları deneyecek miyim? Burada da bir dosya var. Oo, benim mahkum dosyam var. Ne yazıyor? Videolarının %67'sinde küfrettiği ve %39'unda da Facebook'ta özendirdiği için hapse attırdık. Biliyordum bugünün geleceğini. Bak, burada da bir tane var. Gel. İçinde bir şey var bunun. Bak, şurada bir kalınlık var. Aha bak, bak ya, kitabın içine anahtar koymuşlar. Yer miyim ben bunları? Kolaydı, biraz uzun sürdü ama nereye açıyor şimdi bu? Gel şurayı deneyelim. Bunu açmıyor. Şurası zaten şifreli, gel bunda. Ha, koğuş kankilerim ben geldim demiştim. Kesin burası. Hadi lan. Deliği tutturamıyorum. Bazen olur öyle. Evet. Kardeşler. Of, elim acıdı ama burası çok büyük. Sıçtık kocaman yer. Ne bulacağız burada? Dağıtıp gitmişler. Hep söylüyorum televizyonun fişini takın diye. Televizyonun fişi bile yok. Ne yapacağım? Bunun içinde mi bir şey var? Ya ben her yeri arayacak mıyım şimdi gerçekten? Böyle yani biraz daha ipuçlarını bulmak zor. Gel buraya bakalım. Burada battaniyeler falan var. Dokunmak istemiyorum, biliyorsunuz korona var. Burada pasa battaniye var. Bunların içinden bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani bu kadar insafsızlık yapmazlar. Yastıklar. Kahverengi bir şey var. Beyaz bir şey var. Battaniyelerde bir şey yok. Bunlarda yok. Kesin burada bir şey var. Kesin, kesin, kesin. Hissediyorum, kokusunu alıyorum. Tabaklar, tabaklarda mı bir şey var? Bütün tabaklar beyaz ama bu tabakta desen var. Kesin buna bir şey koymuşlar. Bir de zeki sanıyorlar kendilerini. Yokmuş. Pardon. Teknik gibi dis attım, kusura bakmayın. Pislik ama yani, pis. Azıcık diyorum şurayı temizleyin, temizleyin diyorum diğer koğuş kankilerime. Hiçbiri beni takmıyorlar. Aa. Burada ne var? İngiliz anahtarı var. Okey. Bu demek ki işimize yarayacak. Bunu da şuraya koyayım da alırım sonra. Okey. Havlu. Havlu boş. Burada bir şey var mı? Ey. Ay. Bir şey yok. Açılmıyor. Televizyon kumandası. Ne bulacağım, ne bulacağım, ne bulacağım, ne bulacağım. Tuvaletim geldi ya. Tuvalet var mı? Yok değil mi? Ne yapacağız? Ben tuvaletimi tutacak mıyım video boyunca? Evet. Aa! Hep bu videolar hep çok zorlu oluyor. Gel. Burada çok saçma bir resim var. Yani bu resim editte koyulmuş. Yani ben kurgucu olduğum için anlarım. Kırmızı, pembe, sarı. Yani bu çocukları boyamışlar. Aslında bu siyah beyaz bir resimmiş de boyamışlar. Niye boyamışlar ama? Renklerle ilgili bir şey olmak zorunda. Şu renklere olan bir şeyler arayalım. Sarı. Sarı yastık. Sarı yastığı koy. Kırmızı yastık aynen diğerinden. Kırmızı yastık. Mavi yastık. Aha, o da orada. Vallahi vallahi yakaladım kesin ha. Gel 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 gel. Bir bokluk var burada. Bir de pembe yastık. O da bu olsa gerek. Çünkü dördünü de aynı yerden almışlar. Bak, koca koğuşta tek yeni olan şey bunlar zaten. Etiketi duruyor. Tamam, şimdi bunlarda ne var? İçini açayım. Aha. Bak sayı. 2. 2 numara. Güzel. Tamam, diğerlerine bakalım. Şimdi bunları renklerine göre çıkardım buraya. Sıralamasını neye göre yapacağız? Muhtemelen boy sırasına göre yapacağız. Çünkü küçükten doğru gidiyor olduğuna göre boy sırasıdır. 2 birincisi. Şöyle 2. İkincisi pembeden 7 çıktı. 7. 2, 7. 3 ve 8. Tamam, güzel. Karıştırmadıysam böyle. 2, 7, 3, 8. İlk şifremizi bulduk ama bunu nereye gireceğiz? Yemekhaneyi açıyordur diye düşünüyorum. Gel. Gel yemekhaneye gidip bir bakalım. Koğuşçu. Hayır, burayı açmıyor. 2, 7, 3, 8. Burayı açmadı. Nereye açtı? Açmadı orayı. Nereye açıyor? Aa, gel gel gel. Her yere dikkatlice bakmam lazımdı, şunu görmemişim. Burada kilit var. Muhtemelen bunu açıyor. Burada başka bir şey var mı? Yok.
İp var. İp işimize yarar mı? Alalım yanımıza dursun. Şunu açayım. 2, 7, 3, 8 değil mi? Aha. Yeah. Burada Tap teyze yeni alınmış bir eldiven var. Ne yapacağım ki ben eldiveni? Başka bir şey var mı? Başka hiçbir şey yok. Eldiven. Şimdi bir iki eldivenimiz var. Bir İngiliz anahtarımız var. Bir tane de ipimiz var. Ne yapacağım ben bunları? Kendine gel. Şifre bul. Tuvaletim geldi oğlum. Her yere baktım bir şey yok. Bu şey. Burada da yok. Aa gel gel gel, şu örtünün altında bir resim var. Gel 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 bakalım ne çıkacak. Bilerek buraya resim saklamışlar görmeyeceğim diye. Bu ne? İki tane teyzenin fotoğrafı. Arkasında bir şey mi var? Yok, arkasında bir şey de yok. Bu ne oğlum? Amaçsız bir fotoğraf. Teyzelerim, öpüyorum sizi. Bulmacaya devam. Şurada bir kitap var. Kumanda var bir de. Kumandada bir şey var mı? Yok. Kitaba bakalım. Aa, kitapta ipucu varmış. Kitapta kaçış yazıyor. Bizimkiler hazırlamış. Kitapta bir olay var demek ki. Ne var? Gel bakalım. Harfi daire içine almışlar. D harfini. Okey, D. Diğer sayfalarda da var. U. Okuyorum. D, U, V, A, Dua. Dua ederek çıkacağım. Allah'ım kurtar beni. R var. Duvar. Duvar yazıyor. Duvarla ilgili bir şey. Sonra D. Duvarda. Duvarda. Duvarda bir şey var. Ne var duvarda? Duvarda H. A, L, aynen duvarda halı. Duvardaki halı ile ilgili bir şey var, gel. Yani duvarda halı, tek bir tane bu var zaten. Bakıyoruz halımıza. Hadi gel 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 gel, bak bingo. Halının arkasına şey koymuşlar, görüyor musun? Siz de pislik herifler. Üşenmediniz değil mi bunu? Çıkmıyor lan. Tövbe yarabbim. Halının arkasına yapıştırmışlar, gel. Şimdi bir tane daha bulduk. Tamam, şimdi malzemelerimize bakalım. İp, eldiven ve iki tane İngiliz anahtarı. İki tane İngiliz anahtarıyla ne yapılır? Kilitleri şey videosunda YouTube'da görmüştüm, böyle kırıyorlardı. İyi, kıralım o zaman, gel. Hadi bakalım oğlum. Beni var ya, kaslarım oldu ya, hani yeni vücut yaptım biliyorsunuz. Ondan sonra böyle işlerle uğraştırıyorsunuz. Bak karşıda zaten kapı açık. Revir kapısı açık, oraya gireceğiz. Başka ne var? Görüyor musun, bak şu ileride bir hücre yazan bir yer var. Bir de ileride, ta ileride bir oda daha var, göremiyorum ama onu. Tamam o zaman kırıyorum beyler, hazır mıyız? Evet, evet. Muhtemelen bu kırılmaz anahtarı kırayım ben. Şöyleydi bunun olayı. Şunu şuradan takıyorsun, bunu buradan takıyorsun. Ortada birleştiriyorsun. Sikeyim. Aaa! Kırıldı, 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 gel. Ya bu emek. Ellerim morardı amına koyayım. Şuralar morardı, morardı. Ne zorluyorsunuz beni ya? Şifre verin, beni niye kas gücüyle sınıyorsunuz ya? Direkt anahtarı verelim Enes. Direkt anahtarı ver, ne uğraştırıyorsun ya? Emek. Bakalım. Burada bir hücre var. Burası kilitli. Bunlar kapalı. Evet, burada revir var. Revir açık, revire gireriz. Aklımızda kalsın diye bakalım bir her yere. Müdür odası. Burası da kilitli. Burası zaten kapalı. Revire gidiyoruz, ne yapacağım? Evet. Doktor, peki benim hastalığımı tedavi edebilir misin? Beni kimse sevmiyor. Böyle drama bağladım bir anda. Küçükken böyleydim. Neyse, artık seven var. Burada ne var? Burada bir şey yok. Şurada bir şifreli bir dolap var. Okey, kesin bunu açacağız. Bunda bir şey var. Gel bakmaya devam edelim. Doktor aletleri. Yani göz önüne koyacaklarını sanmıyorum önemli şeyleri ama. Ah, gel bak, burada bir şey var. Ne bu? Şırınga. Okey, şırınga bir. Dursun burada. Bir de fal var. Ne bu? Birisi sakız çiğnemiş, falını atmış. Ne yazıyor? Yemeği yapar lezzetli. Elleri çok marifetli. Tutacak elini yakında. Olacak sana sevgili. Ne bu? Bana... Eski sevgililerimden biri mi yolladı bunu? Ne, bunu niye koydunuz ya? Şuraya bakalım. Aa, burada bir şırınga daha var. Okey, bir tane daha bulduk. Güzel, karlıyız. Devam. Buraya bakalım. Burada da var, süper. Aşağı boş. Okey, şırıngalardan bir olay olacak ama ne olacak bilmiyorum. Bak. Aa bak, gel gel gel. Fark ettiyseniz şırıngaların altında yazılar var. X, üçgen, daire. X, üçgen, daire, PlayStation. PlayStation, joystick kolu, joystick kolu. O zaman kare olan bir şey daha bulmamız gerekiyor. Burada bir şey var mı? Aa, burada da var, gel.
Peçete. Oo, seversin. Al. Numara burada niye peçete var? Mahkumsun ya. Lazım. Mahkumsun, lazım onu. Salak espriler. Evet, bunları bulduk. Başka bir şey var mı? Cezaevlerine girmesi yasak olan maddeler. Cep telefonu, şarj cihazı, uyuşturucu ve uyarıcı madde. Berçay Güven, Rain Man, Enes Batur. Bizim böyle yerlere girmemiz yasak. Lütfen bizi hapse atmayın. Biz insanlara kötü örnek olmuyoruz. Hapisten nasıl kaçacaklarını öğretiyoruz sadece videoda. Evet. Burada ne var? Ananı sikim düştü. Hadi bak, x, üçgen, kare, daire. Okey, bunlara göre sıralayacağız o zaman. Basit oğlum bunlar. Bana kolay kolay espriler şeyler veriyorsunuz. X, üçgen, kare, daire. Tam sıraladım bunları. Ne oldu? Büyü mü olacak şimdi? Hokus pokus. Ha, şırınga seviyesi. Tamam, mantıklı, güzel. 4. Bunda 2. 1. 4, 2, 1. Bu da 3 herhalde. Aynen 3. 4, 2, 1, 3. Bu da burası. Aha. Yeah, motherfucker. Okey, okey. Tamam. Ne var burada? Kardeş, burada ayna var sadece. Ne diyor aynanın üstünde? Aynanın üstünde arkasına bak yazıyor. Arkasında bir şey yok. Ne yapacağım? Ne, bana kamera arkasında böyle yapıyor. Ne yapacağım oğlum? Arkasına bak. Neyin arkasına bakayım? Arkasına bak diyor. Ayna var, aynanın arkasına bak yazıyor. Neyin arkasına bakayım? Kendi arkama mı bakayım? Ne salak espriler bunlar. Çünkü aynaya baktığım zaman ne yapıyorum? Kendimi görüyorum. Arkasına bakınca gene kendimi görüyorum. Bakamıyorum çünkü. Nasıl bakacağım arkama? Ne, arkama bir şey mi yapıştırdınız? Sırtımda bir şey mi var? Salak gibi onunla mı dolaşıyorum? Anahtar mı var sırtımda kıyafette? Fena olurdu ha böyle bir şey hazırlamış olsanız. Aslında bütün gün anahtarla dolaşacağım falan. Arkasına bak. Bunu aynayı mı çıkaracağım? Çıkmaz ki bu. Bir şeyin arkasına bakacağım o zaman. Neyin arkasına bakacağım? Bu dolabın arkasına bakayım. Burada bir şey yok. Neyin arkasına bakacağım? Bütün her şeyin arkasına mı bakacağım şimdi tek tek gidip? Arkası. Neyin arkası? Neyin arkası ya? Delirtmeyin beni. Arkasına bak diyor ya. Aa, revir kağıdının arkasına bak diyor bak. Gel kesin. Yo. Bant var. Of. Arkasına bak. Yoruldum ya. İpucu istiyorum. Kurtulamadım. İpucu hakkım. Aynayı yerine koy ve arkada yansıdığı şeye bak. Ne yapayım? Aynayı yerine koy. Tamam. Buraya mı aldım? Evet, yansıyan şeyin arkasına bak. Ayna neyi gösteriyor? Dolabı gösteriyor. Dolabın arkası. Aaa! Tamam, yavşaklık bu ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya hayır, dolabın arkasındaysa bu şey. Yani bana niye şifre çözdürdünüz ki? Ya ben direkt dolabın arkasına baksaydım? Ne yazıyor burada? Bir anahtar var. Bir de tuvalet yazıyor. Tuvalet. İğrenç bir şey mi yapacağım? Allah'ım, hiçbir yerden tuvalet çıkmasın da tuvalet yazmışlar. Gel bakalım nereye açıyor bu. Direkt en yakın odadan tahminimi denemek istiyorum. Uhu, anahtar, uhu. Aynen, direkt açtı zaten. Bak bak, şu açılış bana zevk veriyor artık böyle. Bilmece çözdükçe bir şeyleri açıyorsun ya, hoşuna gidiyor bak. Bak, yüzüme bak açarken. Sanki beni var ya, açmışlar. Okay. Hücreye giriyoruz. Hay sizin ağzınıza sıçayım ya. Bak, tuvalet. Hayır ya, istemiyorum. Oğlum bu tuvaletin içinden korona var. Her yerde de korona var. Bir defter, not defteri, bir günlük gibi bir şey aslında bu. Müdür kalemimi aldı. Müdür kalemimi aldı yazıyor. Başka bir şey yok, boş bütün sayfalar. Yani burada bir dram mı yaratılmış? Defter içerisinde hiçbir şey yazmıyor. Neden yazmıyor? Çünkü müdür kalemini almış, günlük tutamamış. Yazık. Tamam. Bu yanımızda dursun, belki bir işimize yarar. Yani demek ki müdürün odasına gideceğiz o içerideki. Müdür kalemimi aldı diyor. Şurada dursun. Başka bir şey var mı? Yastık. Oo! Aa! Bak, yastığın içinden kağıt çıkıyor. Bu ne? Kaçacağım buradan, gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim. İçinden bir sürü kağıt çıkıyor. Yes. Ne var burada? Gel bakalım. 4 tane kağıt parçası var. Ya bu ne? Bu ne yaptınız? Ne bu? Bu bir haritaya benziyor. Birleştirelim bunları. Şurada da çıkış var. Giriş, pencereler, çıkış. Bir yerin haritasına benziyor böyle. İki tane pencere olan bir odaya girdiğimizde bunu kullanacağız demek ki. Tamam, bunu yanımıza alalım. Kullanırız. Popomu alıyorum.
Ne? Hoşuna gitti. Günlüğü de aldım ve tuvalete bir şey var kesin, gel. İyi, eldiven alacağım, eldiven alacağım. Ya var ya, gerçekten iğrençsiniz ya. Tuvalete elimi mi sokturacaksın? Bir şey söyle oğlum ya. Boşuna sokmak istemiyorum. İğrenç kokuyor. Gülüyor bak yavşak, ne gülüyorsun? Gel sen sok. Ya sus ya, ne bu? İçinden çakmak çıktı, al kullanırsın. Ne oldu? Ne oldu? Kaçıyor kamera. Bana doğru atarsan seni buradan çıkartmam. Yok bir şey burada. Acaba yanlış yeri mi soktun? Yanlış yer mi? Ya ben sizin ağzınıza sıçayım ya. Bak, bak buradaymış. İçinde bir tane kutu var. Lan niye elimi tuvalete sokturdun o zaman? Kut buradaysa. Gül tabii, gül. Sana soktamadık. Ne bu? Aa, anahtar. Abi nasıl çiğim ya? Bok kaldı. İyi, eldivenin üstünde. Ya! Çok kötü. Bu da müdürün odasını açıyordur inşallah. Başka bir şey yok zaten. Oda bomboş oda. Müdür odasına gidiyoruz. Kim lan bu kalemini alan yavşak müdür? Hanginiz bu çocuğun kalemini aldı? Günlüğünü yazamamış çocuk. Kalemini geri vereceğim sana evlat. Merak etme. Gel bakalım müdürün odası neymiş, şeklimizi koyarak girelim. Oo, müdür odasına bak, koğuştan büyük. Müdür olmak varmış bu hayatta. Neyse kalem, aa bak burada. Müdür kalemini almış, al kalemin. Normal kalem işte oğlum, ne yapacaksın? Dursun bunda. Burada bir garip bir alet. Bir kağıt, tarak. En pislik yerler insanların saçlarının içleriymiş, dokunmayın. Müdür peçete atmış buraya, çekip çekip fırlatmış peçeteleri. Çekip çekip peçete, iyi neyse bu. Boş. Boş. Uf. Boş. Aa, kasa var. Ya diyorsun. Kasada ne var? Ha? Söylesene. Ses gelmiyor. Telefon. Oo, telefon. Telefondan birini arayıp yardım isteyeyim. Enes Batur arayacağım. 0550. Alo. YouTuber olan. Ha, kurtar beni. Seviyorum seni. Bir şey yok. Buzdolabı. Bu ne? Sizden bağımsız bir kağıt bu kesinlikle. Çünkü eski. Aa, bana yemek mi koydunuz siz? Gene barbunya koymuşlar ağzınıza sıçayım. Niye sürekli barbunya koyuyorsunuz? Bunları buraya koyduğunuza göre bunların bir olayı olmalı. Başka bir şey yok. Ne yapacağım? Gene dökeceğim içinden anahtar mı çıkacak? Yiyeceğim mi yoksa? Ne var bunlarda? Zeytinyağlı, etli fasulye, barbunya plaki, fasulye plaki. Bunu seviyor musunuz bunları? Yiyor musunuz? Ne olabilir ki bunların içinde yani? Ne farkı olabilir bunların? Bunda son kullanma tarihi yazmıyor. Bunda da yazmıyor. Bundaki yazıyormuş ama silinmiş. Bir bunda yazıyor. Demek ki son kullanma tarihiyle ilgili bir şey. Değil mi? Yakaladım. Şimdi şu üçünde yazmadığına göre, sadece bunda yazdığına göre bir yavşaklık var bunda. Bunun son kullanma tarihi 2022 yılında bitiyormuş. Bak 4 tane kombinasyon var. Bir 2011 var, bir 2022 var, bir 0412 var, bir 04 var. Ben saat olanı kullanmak istiyorum. 0412. Açmadı. Sonra diğeri 2022'yi kullanıyorum. 2022 de açmadı. 2011 deneyelim. Lan. Kasa korumaya aldık yani. Nasıl açacağız? Biraz bekleyeceğiz. Bekliyoruz o zaman. Ağzına sıçayım ya. Gel şuna bakalım. Şimdi müdür kalemimi aldı demiş. Demek ki müdür ve bu defter arasında bir ilişki olması lazım. Kalemin bir işe yarıyor olması lazım. Ne işe yarıyor kalem? Mesela ne yazayım buraya? Bu kalem yazmıyor. Salak adam, müdür kalemini alsa ne olacak? Kalemin yazmıyormuş ki senin zaten. Ben mi salakım acaba? Ne bunun olayı? Asiktir. Işık var. Kalemde ışık. Ya uff. Ağzınıza sıçayım. Kesin şey bu. Ben küçükken kırtasiyelerde satarlardı böyle. Yazardın, ışık tutunca gözükürdü. Kesin ondan bu. Bak daha demin seks yazmışım. Aynen. Gizli kalem. Seks kalmayalım ya. Ne olacak ki?
Ya zaten %37 küfür. Zaten %68 küfür var, bir de seks kelimesi geldi şimdi. Artık seks de var. Bir şey olmaz. Aa bak, buraya not düşmüş. Müdür kalemimi aldı. Yemekhaneden geceleri yemek çalıyordum. Gülücük. Şifresi 1959. Aa. Zeka küfü ya. Okey. Yemekhanenin şifresi 1959. Gidelim oraya. Ama dur. Kasa kaldı. Kasada bir şey var mı güzel? Deneyeceğim lan. 20-11. Aha açtı. İşte. Hadi bakalım. Aha siktir, para çıktı. Oğlum videonun parası erkenden gelmiş. Hiç bu kadar hızlı olmamıştı, sağ ol YouTube. İçinde bir de kağıt var. Ne? Son 5 dakika yazıyor. Neden son 5 dakika? Polisler geliyor. Aha siktir. Kasayı açtık, alarm çalıştı. Alarm! Alarm! Son 5 dakika. Kaçmak için 15 dakikamız kaldı. Başladı. Bok vardı parayı aldın. Gerizekalı. Beni tedirgin ettiniz. Son 5 dakika. Şimdi 1959 diyordu şifresi. Hemen girelim şuraya. Aynen. Süre azalıyor. Süre azalıyor. Gel gel. Let's go. Yemekhane. Güzel. Tamam şey. Burası çift pencereli dediğimiz yer. O harita olan yer. Harita nerede? Harita. Hemen haritayı yapıyorum tekrardan. Pencereyi koydum. Girişi koydum. Sonra yerini koydum. Tamam. Haritada masalar var bak. Şu tarzda masalar var. Şu masanın altında bir şey var girişin oradaki. Şu. Masa diyorum, sandalye. 1 yazıyor. Tamam 1. 4. 4 numaralı Roma rakamıyla olanın altında 1 yazıyor. Yani şuraya koyalım 1. Şu en köşede pencerenin altındaki 3. 3 yazıyor bunda da. 3. Yani 3, 1, 3, 1, 31. Şurası çıkış diyor. Şurası şuradaki, şu şuradaki. Bu da bana yakın olan olması lazım. Bir dakika, şu 3. ise ilk onu alalım. 1 yazıyor bunun altında da. İkincisi 1, ikincisi 1. Diğeri de bu masa. Bu masa. Diğeri bu masa lan. İlk oturduğumuz masanın altındaymış. Bu da 3. Ne oluyor yani? Birincisi 3, 1, 3, 1. 31, 31. Aklı nasıl şimdi senin? 31, 31 yapmış şifreyi ya. Ha siktir. Burada 2 tane kilit var. 2 tane şifre var. Deneyelim hemen. Aynen, bu açtı, okey. Ha bu diğerine bağlı, bunu da çözmemiz lazım. Ha siktir. Ya oğlum süre azalıyor, bir şifre daha var. Hiçbir ipucu kalmadı ki. Hiçbir ipucu yok. Masaların altında mı? Yok, ipucu istemem lazımdı. İpucu hakkımı mal gibi kullandım ya. Kaç dakika kaldı? Son 2 dakika. 2 dakika, son 2 dakika. Ne var? Mahkumların yakınlarını ziyaret ve gün ve saatler haricinde görüşme talebinde bulunmalarını önemli rica ederiz. İstanbul Ceza Müdürlüğü. Başka bir şey var mı? Burada ne var? Ceza İnfaz Kurumu kapalı ve açık görüş çizelgesi. Günler var, saatler var. Saatler 09-16 arası, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Videonun başında bana not olarak verdiği şey. Nerede o? Bir dakika, nerede o? Nereye soktum ben? Paraları mı atacağım? Aha burada, tamam. Son bir dakika. Ne diyordu burada? Videonun başını hatırlayın. Not. Ben bir çarşamba günü saat 11 ile 15 arasında kurtulmayı başarmıştım diye not düşmüş. A harfi yazıyor bak şurada. İlginç. Bir çarşamba günü 11.00-15 arası. Şurasındaki ağlar 11 ile 15 arasında çarşamba günü şu bölümdeki 6-1-4-3. 6-1-4-3. 6-1-4-3 vallahi oldu. 6-1. Zincir çıktı. Bunu da çıkarıyorum. Aha gel açıldı gel. Escape! Kaçış! Başardık. Of.
Çok iyi videoydu. Çok eğlenceliydi. Güzel bilmeceler vardı. Bir yerde çok zorlandım o ayna olayında. Ne bileyim arkasına bak diyen şeyin çıkacağını ama güzeldi yani. Bilmeceler zekiceydi. Bence yani belki sizin hoşunuza gittiğini bilmiyorum. Eğer bu tarzda videolardan daha fazla istiyorsanız, bu videolarda başka insanları görüp başka insanların yarıştığını görmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videolarak diğer videoya buradan kanala abone olabilirsiniz. Oh vallahi yoruldum ya. Vallahi beyin kastım beyin. Aşırı zor değildi ama ilk videoya göre bence iyiydi. Bir dahaki videoda da daha zor bilmeceler, daha farklı yerler olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenin şu an. Bay bay.